Arkadaşlar merhaba, ben Kokoreççi Tekin Usta. İzmir'e size bu meşhur imalathanemizi göstermeye geldik. İçerisi inanılmaz büyüklükte, yaklaşık 20 tane soğuk hava deposu var. Yaklaşık 10 tane de sarmahane var. Bu soğuk hava depolarının yarısı -18, yarısı da şoklama deposu diye geçiyor. Bunlar daha şu anda çalışmaları devam ediyor. Bütün olanları size göstermesek de yaklaşık bir 10 tane dolabımız şu anda hazır. Hadi gelin arkadaşlar içeri geçelim, o meşhur kokoreçimizi nasıl yaptığımızı size gösterelim. Arkadaşlar şu anda soğuk hava deposunun önündeyiz. Bu dolabımız şu anda bitmek üzere. Bitmiş daha doğrusu. Şöyle bir ortamımız var. Şu anda dolap çalışmıyor ama bitmek üzere burası. Kapıyı kapatıyoruz. Şu anda çalışıyor. Evet, gördüğünüz gibi acayip soğuk. Şu anda -14 dereceye yakın. Yerler tertemiz, hijyenik bir ortam var. Eğer bu videoya 100 bin beğeni gelirse ben de burada bir gün geçireceğim. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz şu anda -17 derecede. Yani çalışmalarımız devam ediyor. Görüyorsunuz soğuk hava. Acayip derecede soğuk şu anda burası. Ben donuyorum. Ben burada bir gün değil, bir dakika bile geçiremem. Şaka yapmıştım ben size. Evet arkadaşlar, heyecanlı olmamın sebebi şu. Tesisimizin sadece %10'u şu anda bitmiş. Diğer kısımlar daha devam ediyor. Burada da tezgahlar gelecek, kurulacak. Tezgahlar daha kurulmamış. Sadece alt zemini hazır. Gördüğünüz gibi hijyenik bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Daha da güzel olacak. Daha şu anda yaklaşık çalışmanın %10'u bitmiş burada. Burası da ayrı bir sarmahane. Burada temizleniyor, yıkanıyor. Burada da aynı şekilde sarma bölümü burası da. Yani gördüğünüz gibi bayağı büyük bir tesis. Arkadaşlar bütün amacımız sizlere en güzel şekilde hizmet etmek. Hijyenik bir ortamda hizmet etmek. Bütün bu çabamız o yüzdendir. İnşallah bu koca tesis bitince ne demek istediğimi anlarsınız o zaman. Hadi gelin şimdi sarmahaneye geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi sarmahaneye geçiyoruz. Tabii ki bu şekilde değil. Üstümüzü, turumumuzu giyiyoruz. Bonemizi takıyoruz ve geçiyoruz. Şu anda kokoreçimizi nasıl sarıyoruz o aşamayı size göstereceğiz. Arkadaşlar kokoreçe geçeceğiz ama burada önemli bir ayrıntı var. Burada yanımızda baba ve oğul var. Yıllardır bize en güzel kokoreçleri yapmak için sevgilerini katıyorlar. Yanımızdaki işte Mesut ustamız. Diğer yanında da Ferhat ustamız. Baba oğul yaklaşık 20 senedir yanımızda çalışıyorlar. Şimdi Mesut ustamızla beraber kokoreçin tüm püf noktalarını size ayrıntılı şekilde göstereceğiz. Mesut ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim sizlere de. Evet arkadaşlar, kokoreçlerimiz şu anda sarılıyor. Şu anda hangi aşamadayız? Bağırsak aşamasında ince yağ atacağız şu anda. İnce darp yağını atıyoruz. Darp yağ dediğimiz, evet, gömlek yağı, doğru mu? İnce yağ. Şu gördüğünüz yağ gömlek yağı ve mum var. Başka bir şey girilmiyor. Üstüne de 3 sarım bağırsak sarılıyor. Ve bu şekilde kokoreçlerimiz tezgaha geliyor. Yani bunun başka bir sırrı da var ama onu da açıklamayacağız, bizde kalsın. Kokoreçlerimizi özenle bu şekilde sararak yaklaşık burada çalışan 20 tane ustamızla beraber kokoreçlerimizi sarıyoruz, şokhaneye gönderiyoruz. Arkadaşlar izninizle bu sefer kokoreci ben saracağım. Yaklaşık 6-7 aydır sarmıyorum ama bakalım unutmuş muyum? Göreceğiz. Ferhat usta, izin veriyor musun? Buyurun tabii ki. Gel gel abi. İşte lezzet burada, aşk burada. Evet arkadaşlar, işte derya kuzusu şu anda hazır. Sardık kokoreçlerimizi. Bunları hepsini kendimiz sardık. Şimdi alıp gidiyoruz. Nasıl oldu ama? Evet arkadaşlar, kokoreçlerimizi sardık ustalarımızla beraber. Mesut ustayla Ferhat ustanın ellerine sağlık. Daha bu ustalarımız gibi nice ustalarımız var. Hepsini ellerine konana sağlık. Onlara da çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Arkadaşlar bugün ne yaptık? Sarmahaneyi gezdik. Soğuk hava depolarını gösterdik size. Bir sonraki gelişimizde daha fazla yerleri göstereceğiz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kokoreçle kalın. Görüşürüz.